Herkese selamlar arkadaşlar. Doktor Porol Öntürkler Anadolu'ya 10 yıl önce geldi. Doktor Akif Porol Anadolu'daki Türk varlığının 10 yıl öncesine dayandığını iddia ediyor. İddiasını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunan yazıtlar üzerinde yapılan incelemelere dayandıran Porol, 1071 Türklerin Anadolu'ya ilk değil son girişidir diyor. Doktor Porol Ön Türkler adıyla kitaplaştırdığı araştırmalarını Karar.com'a anlattı. Son 30 yılda yeniden doğu yoğunlaşan Ön Türk araştırmaları, Türklerin Anadolu'daki varlık tarihini kökten değiştiriyor. Yıllar süren okuma ve araştırmaları sonucu yayına hazırladığı Ön Türkler kitabını okuyucuyla buluşturan Dr. Akif Porol ile Türklerin bilinmeyen tarihini konuştuk. Porol, Hakkari'den İstanbul'a kadar Anadolu'nun dört bir yanında bulunan kaya yazıları, damgalar, yazıtlar, anıtlar ve dikili taşlar ışığında Türklerin Anadolu'da en az 10 bin yıldır yerleşik olduğunu iddia ediyor. Kitabınızda ne iddia ediyorsunuz tam olarak? Buluntulara, DNA ve karbon testlerine göre Türkler 10 bin yıldır Anadolu'da. Ön Türkler M.Ö. 8 binlerden itibaren iklim şartları ve kuraklık nedeniyle dalgalar halinde Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Sümerler, Truvalılar ve Etrüksler Ön Türklerdir. Hatta Bizans'ta ilk dönemlerinde Türkçe konuşuyordu. Kitapta son 30 yılda yapılan araştırmalardan bulunan yazı, damga ve duvar yazılarından yola çıkarak bunu aktarmaya çalışıyorum. İlk Türk devleti Göktürkler değil, Turukku Krallığı. Biz Türkler Anadolu'ya 1071'de girdi diye biliyoruz ama. Ön Türk uygarlığı okullarda öğretilmiyor. Çünkü okullarda okutulan tarih kitapları 1939'dan itibaren yörüngesine girdiğimiz batılı ülkelerin çıkarları doğrultusuna yazılmaya başladı. 19. ve 20. yüzyıl başlarında batılı araştırmacılar tarafından ortaya atılan Ön Türk uygarlığı ile ilgili buluntular ilk başta Avrupa'da Türkofilia modasına yani Türk severliğe sebep olmuştu. Ancak bu buluntular Batı'nın Türkleri Anadolu'dan sürüp Asya'ya geri gönderme iddiasında uymadığı için bugüne kadar hep sümenaltı edildi. Ve Ön Türkler Atatürk'ün ölümünün hemen ardından okul kitaplarından çıkarıldı. Türklerin Anadolu'ya ilk girişi Hristiyan tarihçilerin ve Tanzimat'ın Frankleşmeci tarihçilerinin iddia ettiği gibi 1070 Malazgirt Zaferi ile olmamıştır. 1071 Türklerin Anadolu'ya ilk değil son girişiydi. Dünya tarihinde Türk adıyla bilinen ilk devlet de Göktürkler değil, M.Ö. 4000-2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde kurulan Turukku Krallığı ile Anadolu'da kurulan Türkiye Krallığı'ydı. Bunları neye dayanarak söylüyorsunuz? Türkiye'de çoğu son yıllarda ünlü Ön Türkçe araştırmacısı Kazım Mirşan tarafından okunan çok sayıda yazılı kaya bulundu. Bulunan Ön Türk damgası ve kaya resimleri Orta Asya'daki ve Avrupa'da bulunanlarla aynı. Ancak bu bilgiler hala resmi olarak kitaplara geçmiyor. Anadolu'da bulunan Ön Türkçe yazılar okunamayan eski bir Grekçe olarak geçiştiriliyor. Ünlü Fransız Türkolog Jean-Paul Roux da Anadolu'daki Türk varlığını M.Ö. yüzyıllara kadar götürmenin mümkün olduğu görüşünü savunur. Avrupa'da M.Ö. Türk izleri var. Türklerin Avrupa'ya da M.Ö. giriş yaptığını iddia ediyorsunuz. Bunu nasıl ispatlıyorsunuz? Roma'nın atası sayılan ve küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüksler de Türktür. Etrüks yazıtları ilk olarak 70'lerde Kazım Mirşan tarafından okunmuştu. İskandinavya dahil tüm Avrupa'da 5000'den fazla Ön Türkçe yazıt bulundu şimdiye kadar. Ön Türklerin Orta Avrupa'ya göç güzergahlarında bırakmış oldukları izlerin en önemlisi de tamga, damga yazıtlardır. Ön Türkler tarafından runik alfabeye geçiş öncesinde kullanılan tamga yazısı bugün Avrupa'nın birçok bölgesinde tespit edilmiş durumda. Batılı araştırmacılar bunları 19. yüzyılda keşfetti diyorsunuz. Sonra Batı neden gizlemeye karar verdi bu bilgileri? Avrupa kendi tarihini, Antik Grek tarihini, onu da Sümer tarihine dayandırır. Ancak köklerine dayandırdıkları Sümerlerin Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göçtüğünü ispat eden deliller Avrupa'nın kendi kendini hadım etmesidir. Bu sebeple Türklerin gerçek tarihini gizliyorlar.
Sümerlerle ön Türklerin nasıl bir bağlantısı var peki? Kazım Mirşan Bizans'ta ilk kurulduğu dönemlerde de ön Türkçe konuşulduğunu ileri sürüyor. Kanıtı ise Trabzon'daki Rum Kilisesi'nde Bizans alfabesiyle Türkçe yazılmış yazılardır. Rus arkeolojisinin atası Nikolsky de Sümerlerin ana vatanı Aşkabat kenti yakınıdır. Sümer dili Hint-Avrupa dili olmayan ve fakat bitişken bir dildir. Avrupa dil grupları ile alakası yoktur der. Sümerce'de 300'den fazla bugünkü Türkçe ile aynı anlama gelen söz var. Alman Sümerolu Fritz Hommel'da 1900'lerin başında iki dili anlam, fonetik ve gramer açısından incelemiş ve Sümerce Türkçedir demiştir. Ön Türklere ait kanıtlar Anadolu'da nerelerde bulunuyor? Erzurum, Mutki ve Hakkari Yüksekova'daki yazıtlar Türklerin binlerce yıldır bu coğrafyada olduğunun kanıtı. Örneğin Afyon yakınlarındaki Frigya Vadisi denen bölgedeki yazılı kaya anıtının üzerindeki binlerce yıldır orada duran ön Türk alfabesiyle yazılmış yazıları bilim adamlarımız hala okunamayan bir ön Grekçe diye geçiştiriyor. Rahmetli Servet Somuncuoğlu da 2012'de Türk Dünyası Tarih Dergisi'nde yayınlanan bir makalede Hakkari Yüksekova Gevaruk Yaylası'nda kayalardaki binlerce yıllık ön Türkçe yazıtları fotoğraflayan Anadolu'daki binlerce yıllık Türk varlığını belgeleyen önemli araştırmacılardan biriydi. Türkler M.Ö. 2000'de Hakkari'deydi. Kitabınızda özellikle Hakkari kazılarında bahsediyorsunuz. Bu kazılar ne anlama geliyor? Özetleyebilir misiniz? 1998 yılında Profesör Doktor Veli Sevin başkanlığında bir ekip tarafından Hakkari'de yapılan kazılarda bulunan 13 adet dikili taş o dönem büyük heyecan yaratmıştı. Hatta National Geographic dergisi bu konuda 2 sayfalık bir yazı yayınlamış. Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün yayın organı olan Arkeoloji dergisinde 2000 yılında Veli Sevin'in kazı çalışmalarına 8 sayfa ayırarak Hakkari taşlarını dünyaya duyurmuştu. Bu yayınlarda Hakkari taşlarının Anadolu, Orta Asya ve Avrasya uygarlıkları ile ilgili ipuçları verdiği belirtilmişti. Profesör, yani Türkler M.Ö. de Hakkari'de yaşıyordu öyle mi? Profesör Veli Sevin, Hakkari taşlarının Orta Asya'daki dikili taşlarla karşılaştırmış ve M.Ö. 2000'lere ait olan bu taşların ön Türk mezar taşları olduğunu iddia etmiştir. Taşlar gerek ikonografik gerekse felsefi açıdan Avrasya Bozkır inanışlarına yakın özellikler taşıyor. Kırgızistan, Kazakistan, Altay, Sibirya, Tuva yöresi ve Moğolistan'ın geniş alanlara yayılan dikili taşların en çarpıcı özelliği de tıpkı Hakkari'dekiler gibi iki ellerinde kap tutan savaşçı figürü kullanılması. Bu taşlar Türklerin M.Ö. yıllardan itibaren Anadolu'da medeniyet kurmuş olduklarının açık kanıtıdır. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Esen kalın.